Merhaba, bugüne kadar Couchsurfing'den o kadar çok bahsettim ki diğer videolarımda artık bu konunun sorulmam gerektiğine karar verdim. Gezmeye merakınız varsa mutlaka Couchsurfing ile ilgili az çok bir yerlerden bir şeyler duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye'de de artık çok yaygın bir web sitesi ve bir aplikasyon. Couchsurfing, 4 gencin aslında küçük bir hayali olarak başlıyor, bir proje olarak başlıyor ve Iceland'de 2004 yılında, yani bundan 16 sene önce başlıyor. Ve o zamanlar mail yoluyla böyle bir sistem kuruyorlar. Ve şu an Couchsurfing geldiği nokta 200 bini aşkın şehirde ve 14 milyon insanın kullandığı bir site ve yüzlerce etkinlik bulabileceğiniz bir site. Peki Couchsurfing ne aslında? Couchsurfing ve Türkçe'den direkt çevirirsek kanepe sörfü diyebiliriz. Aslında Airbnb'de anlattığımla arada şöyle bir fark var. Airbnb paralı bir şey. Evet, orada da bir kültür kaynaşması yaşayabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda orada bir odayı direkt kiralayıp orada kimseyle iletişim kurmak zorunda kalmıyorsunuz. Ama Couchsurfing bedavaya bir yerde kalma sitesi değil. Gerçek anlamda kültür kaynaşmasını bulabileceğiniz bir site. Yani bir yere gittiğinizde oradaki lokal insanlarla tanışma imkanı sunan bir site. Neden kullanıyor insanlar Couchsurfing'i? Aslında her tür insan kullanıyor diyebilirim. Böyle kalabalık ailelerin de hesapları olabiliyor. Onlarda da şöyle bir mantık da oluyor hatta. İşte çocuklarımız işte farklı kültürleri tanısın. İşte bir Türk bir arkadaşı olsun çocuğumun da. Bir işte Brezilyalı bir arkadaşı da olsun mantığıyla. Tamamen yani kendi çocuklarının gelişimi için de ve kendileri de atıyorum eskiden belki gezgin bir çiftlerdi ama çocuklarla gezemiyorlar. Ve dünyaya ayağını sunan bir site gibi bir şey aslında. Ben gittiğim yerlerde mutlaka böyle menemen gibi böyle daha ürünlerini kolay bulabileceğim Türk yemeklerini yapmaya çalışıyorum. Onlar da aynı şekilde ya da giderken mutlaka yanımda Türk kahvesi, lokum gibi şeyler taşıyorum eğer çok uzun bir seyahat değilse. Böylece hani gittiğimde onlara böyle bir kendi kötüsümden bir şey götürmüş oluyorum. Karşı tarafta zaten mutlaka birlikte yemek yiyoruz, yemek yapıyoruz. Onların yani birçok şeyi onlarla öğrenmiş oluyorum. Yani herkes imkanı olduğu kadar ortaya bir payını bırakıyor. Aslında bir nevi yani senin benim gibi insanların böyle her birimizin aynı amaçla kullandığı bir site. Peki nasıl işliyor? Şimdi siz bir şehir ismi giriyorsunuz. İşte diyeyim İzmir'e gelmek istiyorsunuz ve İzmir'de bulunan tüm böyle hostları, host dediğimiz ev sahiplerini size liste olarak gösterebiliyor. Yani atıyorum 4000 tane İzmir'de host bulabiliyorsunuz belki de. Ve burada dikkat etmeniz gereken şey eğer host arıyorsanız birçok filtre uygulayabiliyorsunuz. Ne zaman uygulamaya girdiğine bakabilirsiniz. Son bir hafta içinde girdi diye tıkladığınız anda o rakam 100'e 200'e bile düşebiliyor binlerden. Daha sonra referansı olmasına dikkat edebilirsiniz bence. Ve verified üye diye bir kısım var. O da güvenilir bir üye olduğunu gösteriyor. Yani ya Couchsurfing'e tüm bilgilerini girmiş, adresini, işte kredi kartını, kimliğini vesaire her şeyini teslim etmiş, o açıdan güvenilir. Ya da o kadar çok kişi ağırlamış ve o kadar çok kişi de kalmış ki o kişi artık hani evet bu insan güvenilirdir diye Couchsurfing onu diğerlerine ayırıyor bir nevi. Referans sistemiyle işliyor. Bu Airbnb'deki güven politikasıyla aslında neredeyse aynı. Yine siz birisine kaldığınızda, birisi sizde kaldığında onun hakkında yazdığınız yorumlar sayesinde diğer insanlar da o nasıl birisi bununla ilgili fikir sahibi olabiliyorsunuz. İkinci bir kısım ise gezginleri görebiliyorsunuz. Bir geziniz var diyelim ve bu planınızı Couchsurfing'de yayınlayabiliyorsunuz. Yani diyorum ki atıyorum ben İzmir'de 15 ile 18 arasında İzmir'deyim ve bununla ilgili bilgi yazıyorum. İşte birine özel yazmaktansa aynı şekilde direkt şehirdeki tüm gezginlerin, tüm ev sahiplerinin görebileceği şekilde bir açık bir gezi oluşturabiliyorum. İnsanlar bu kısmı bazen hani tek başına gezmek istemeyen veya işte grupça gezmek isteyen insanlar birlikte gezelim mi diye de böyle bir bilgi doldurabiliyor. Oradan da diyelim siz işte Singapurlu birisini ağırlamak istiyorsunuz veya da İngilizcenizi geliştirmek istiyorsunuz. Bu sayede oradan
tüm böyle gezginleri, şehrinizdeki gezginleri görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir imkan bence. Bir iki kere kullandım, çok kullanmadım bunu ama böyle hemen 2 dakikada host bulduğum oldu yani. Orada yine aynı şekilde birbirinizin profiline bakıp güvenilir olup olmadığını görebilirsiniz. Bir de Hangout diye bir kısım var. Hangout kısmına girdiğinizde uygulamadan şehirdeki tüm böyle dışarı çıkmak isteyen ama yalnız gezen veya bilmiyorum hani grupça geziyorlar ama işte yeni birisiyle tanışmak isteyen herkesin böyle orada bir mesajı oluşuyor. İşte benimle birlikte müzeyi gezmek ister misiniz? Benimle birlikte bir kahve içmek ister misiniz gibi. Böyle birisiyle kalmak için değil, tamamen tanışmak ve onun kültürünü öğrenmek için de kullanabilirsiniz. Bir diğer özelliği ise sitenin etkinlikler, yani events diye bir bölüm var ve etkinlikleri oraya paylaşabiliyorsunuz. Yani siz bir etkinlik düzenlemek istiyor olabilirsiniz. İstediğiniz gibi oraya bilgileri girip hemen oluşturabiliyorsunuz. İşte saatini, yerini, nasıl bir etkinlik olduğunu anlatıyorsunuz ve bu kadar basit aslında. Ben Faro'dayken etkinlik düzenlerken atıyorum 50 kişilik bir etkinliğimiz vardı. Böyle bir 10-15 kişi direkt Couchsurfing'den geldi. Yani kendi etkinliğinizi tanıtmak için de çok işe yarayabilir. Yani bir ev konseri veriyorsanız bunu da tanıtabilirsiniz. Couchsurfing buluşmaları oluyor her şehirde. Dilerseniz tek başınıza geziyorsanız da o buluşmaya katılabilirsiniz ve böyle gezginlerin sohbet ettiği bir akşama katılmış olabilirsiniz. Veya kendi şehrinizdeyseniz de kendi şehrinizdeki gezginlerle ve kendi şehrinizdeki diğer vatandaşlarla tanışmak için de keyifli bir aktivite olabilir. Yani tek başınıza gitmeye de çekinmeyin derim ben. Veya işte farklı ülkelerden insanlar nasıl kaynaşacağım, İngilizcemi nasıl geliştireceğim, bu tarz kaygılarınız varsa Couchsurfing birebir. Site sıkıntıya girdiği için korona döneminde artık aylık 3 euro ve yıllık 15 euro olarak bir rakam biçti. Ki hem bu korona dönemindeki şeyi atlatsın hem de aslında bence böyle sitelerin paralı olması biraz da güvenilirliği arttırır diyebilirim. Paralı olması evet böyle çok hani çok kişi için belki üzücü oldu ama son yıllarda ne yazık ki Couchsurfing'de çok daha fazla hani o ben bedavaya kalırım mantığıyla hareket eden veya işte bu kafa yapısıyla siteye girmiş. Şu an 14 milyon insan var sitede dediğim gibi ve o 14 milyon insanın daha böyle belki de eski haline dönmesi için de belki daha iyi bile olmuştur. Ben nasıl tanıştım Couchsurfing'le? Şöyle oldu, ben abim Efe'den öğrendim ilk başta, ondan duydum böyle bir site olduğunu. Ve 3 kız Avrupa turuna çıkarken Efe işte bir bak istersen ben kullandım çok mutlu oldum işte çok güzel insanlar tanıştım demişti. Biz de böyle 3 kız deniyoruz ama 3 kişi olduğumuz için tabii ki de karşı tarafın yer kapasitesi sıkıntı olabilir. Yani birçok şey daha zor oldu ve bir türlü ayarlayamadım. En son biz hostellerde kala kala gezmeye başladık. Tam böyle hostellerle geziyoruz, böyle hostellerde kalıyoruz ve gayet keyifli bir gezi derken Amsterdam'a geldik ve Gay Pride vardı Amsterdam'da tam da o sırada. Yani Gay Pride olduğu için aşırı kalabalıktı. Bir gittik, otelimizde bir rezervasyon sıkıntısı yaşanmış. Booking.com'da alakalı bir sıkıntı, hatta bunu kanıtladık. Ama o kadar kalabalık ki otelde, hostel daha doğrusu. Size bu oda olmuyor, başka odayı alabiliriz gibi bir şey diyemediler. Bir anda biz hostelsiz kaldık. Yani dedik ki o zaman bari burada duralım, bir internetsizi kullanıp başka bir çözüm arayalım. Kadın bu arada hemen yardımcı olmak istedi ve başka hostelleri aradı. Tüm böyle bildiği her yeri aradı. Ve dedi ki yok yani hani Gay Pride olduğu için bir yer bulmamız çok zor şu an. Sonra bunun üstüne ben tekrar Couchsurfing'de bakmaya başladım. Artık hani Couchsurfing'de birisiyle kalalım modunda da yazmıyordum. Ya mümkünse hani 7/24 açık bir McDonald's, bir Starbucks, bir 7/24 açık herhangi bir sığınabileceğimiz bir yer varsa sadece bir gecelik hani burada kalalım sonra ayarlarız diye böyle bilgi almaya yönelik yazmaya başladım. Çünkü bak hiç kimse müsait değil yani. Sonra bir tane Türk birisine rastladım. Ona böyle uzunca anlattım. Kusura bakmayın son gün yazıyoruz ama işte böyle bir durum oldu ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Açık bir McDonald's gibi bir yer varsa söyleyin biz orada sabahlayalım yani dedik. Ve çok tatlı bir insana denk geldik sağ olsun. Ben size yardımcı olmak istiyorum dedi. Ben müsait değilim ama hemen bir başka bir arkadaşım, hatta o da Türk, ona bir sorayım dedi. Ve hemen diğer arkadaşına yönlendirdi. Biz böyle hemen onunla iletişime geçtik ve o dedi ki ben müsait değilim ama böyle yarım saat, bir saat içinde gelirse size anahtar verip çıkacağım ben evden dedi. Apart apart tabii oraya gittik. Ve Amsterdam'ın tam göbeğinde böyle 2 katlı bir evi vardı. Alt katını tamamen bize ayırmıştı. Yani mutfak, salon ve tuvalet bize aitti. Kendisi de yukarıda yatak odası ve kendi tuvaleti vardı.
Böyle ilk deneyimiz bu şekilde oldu ve şöyle bir şey hiç unutamıyorum. Kanepe böyle IKEA'nın kanepelerinden ve iki kişi yani şu boyutta gibi düşünebilirsiniz. Belki biraz daha büyük. Ve böyle kızlar şey dedi, ya nasıl burada yatak kuracağız, çarşaf, yorgan falan da yok. Böyle akşam da geri gelecek ev sahibi ama geç gelecek yani denk gelemeyeceğiz. Ben dedim ki hani ya herhalde bırakır yani daha sonrasında. Böyle biz bir aklımızda soru işareti dışarı çıktık artık. Çünkü çok vakit kaybetmiştik, gezmek istiyorduk. Sonra dışarı çıktık, akşam bir geldik. O görüntü hiç unutamıyorum. Bu yatağı işte açmış biz gelmeden. Tüm yorgan, çarşafı dizmiş, işte sermiş ve gece lambasını yanda açmış. Ve biz böyle bir manzaraya geldik yani bir baktık böyle. Müthiş bir misafirperver. Gerçekten hayatımızı kurtardı o gün. Ve sonrasında artık benim hani ve hepimizin couchsurfing'e olan bakış açısı mükemmel bir siteye döndü. Yani ne kadar iyi. Çünkü tanımıyorsunuz bile. Aslında Türk kültürüne çok uygun bir site. Ama bizde de biraz şey vardı ya, hani yabancılara, yabancı dediğim tanımadığımız insanlara ev açmak hani bazıları için böyle farklı bir düşünce olabilir. Ama couchsurfing'de tam tersi hani ne olursan ol gel diyen bir tutum var bence ve herkese, her türlü insana açık. Önemli olan şey açıklamaları iyi okuyun mutlaka bence. Ben hep bunu tavsiye ediyorum. Kendinizi çok güzel ifade etmeye çalışın. Yani mümkün olunca detaylandırabilirsiniz bile belki. Böylece hani karşı tarafta da çok fazla soru işareti olmaz. Her profilde bu arada ilgi alanları diye bir kısım var, hobiler gibi. Hani oraya da mesela atıyorum surfle ilgileniyorsunuzdur, surf'ü girersiniz. Ben de surf yapıyorumdur. Profiller bakıp hani böyle istek yollarken, mesaj atarken ya sen de surfle ilgilenmişsin, ben de işte ya da sen de Türkiye'yi gezmişsin, ben de Türkiye'yi gezdim. Ortak noktalardan da konuşacak konu rahatlıkla bulabiliyorsunuz aslında. Ve bunu aynı şekilde hani dediğim gibi sadece hani gezgin olmak için değil, hani dünyayı ayağınıza getirme olarak da görebilirsiniz. Bir diğer olasılık ise, mesela ben böyle kullanmıştım bir keresinde. Ne kalacak yere ihtiyacım vardı, ne de vaktim de yoktu birisiyle tanışmaya. Ama gitmeden önce şey yazmıştım mesela, birkaç lokal insana işte sizin şehrinize nerelere gidebilirim, öneriniz var mı diye böyle yazmıştım. Ve onlar sayesinde bir bloggerdan duyamayacağım birçok yer öğrenmiştim büyük ihtimal. Aynı şekilde ben de İzmir'le ilgili biri yazdığında yardımcı olmaya çalışıyorum, görüşemesem bile. Yani gerçekten çok keyifli bir site. Ve bir diğer şey de mesela o Amsterdam'da kaldığımda da ve daha sonra kaldığım yerlerde de dikkatimi çeken en güzel şey bence. Böyle paraları mesela ortada, anahtarlarını zaten direkt size veriyorlar. Ve ben böyle inanamamıştım nasıl yani hani nasıl bana güvendi de hani buraya bu parayı bırakıp gitti diye düşünüyordum. Ama gerçekten sitenin mantığı da bu yani karşı taraf. Bir de benim referansımdan da görüyor. Kendi referansından da emin. Yani tamamen güvene dayalı ve yani gerçekten profilini okuduğunuz sürece büyük bir sürprizle karşılaştığınızı düşünmüyorum. Abim Efe'nin başına gelen bir şey söyleyeyim. Son anda geç kalıyor havaalanına. Ve ev sahibi ona taksi çağırıp taksi parasını ödetmeyip öyle uğurluyor. Yani hani böyle bayağı aslında yani herkesin misafirperver ve birbiriyle tanışmaya açık olduğu bir site, web sitesi düşünün. O kadar çok bahsettim ki couchsurfing'den ne olduğunu ve bu güncel bilgiyi de paylaşmak istedim. Artık couchsurfing paralı ama dediğim gibi cüzi bir rakam. Umarım çok güzel insanlarla tanışırsınız. Şunu söyleyebilirim, eğer hızlı gezmek istiyorsanız ve birileriyle tanışıp kaynaşmaya o an vaktiniz yoksa bir seyahatinizde, bu da olabilir, çok normal. Couchsurfing'i çok önermiyorum çünkü karşı tarafın sizden bir beklentisi var tabii ki de. Beklenti de ne? Karşı tarafla tanışmanız, konuşmanız, iletişim kurmanız, vakit geçirmeniz. Böyle bir beklentisi oluyor haklı olarak. Ama kimisi de hani profiline şey yazıyor. Yani çok vaktiniz yoksa ve sadece gezmeniz gerekiyorsa o da hiç sorun değil. Yani yeter ki zor durumda kalmayın. Çünkü büyük ihtimal karşı tarafta önceden birçok geziye, seyahate çıkmış birisi oluyor ve o seyahatte ne gibi zorlukların başına geldiğini de bilen, anlayan bir insan oluyor. O yüzden de kimisi direkt böyle hani gece otel gibi kullansız ve sorun değil modunda oluyor ama kimisi de lütfen benim evimi haklı olarak otel gibi görmeyin ve işte benimle vakit geçiremeyecekseniz de bende kalmayın diyor atıyorum. Yani gerçekten de couchsurfing biraz daha vakit alıyor tabii ki. Hani hem ya şehirdeki tüm müzelere gitmek istiyorum ama couchsurfing'de kalmak istiyorum derken hani karşı tarafa da bunu belirtin diye uyarayım ben sizi. Çünkü belki karşı taraf hakikaten
sizinle böyle 5-10 saat oturup sohbet etmek isteyecek. Yani sizin öyle bir vaktiniz yok. Bu açık iletişimde her zaman daha net bir sonuç almanıza neden olur. Ben yaklaşık bir 5 yıldır oldu herhalde Couchsurfing'e gireli ve çok memnunum, çok seviyorum. O yüzden de sizinle de paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar. Umarım bir gün siz de böyle gezerken artık normale döndüğümüz bir zamanda güzel deneyimler biriktirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. I'm gonna go back home. I'm going back my home.